Çağatay Ulusoy yıllarca uzattığı saçlarını neden kazıttı? Aleyna Tilki, Hadise ve Ece Seçkin neden birbirine girdi? Nurgül Yeşilçay fenomen kavgasına nasıl dahil oldu? İşte haftanın fısır fısır konuşulan haberleri. Çağatay Ulusoy kime kızıp saçlarını kazıttı? Hangi saç güzeli ünlü kadın oyuncu 3 milyon liraya karşılık at yelesi gibi saçlarına kıydı? Kim? Fenomenlerin kavgasına Nurgül Yeşilçay nasıl dahil oldu? Çimen gözlü güzelden ünlü fenomenleri çatlatacak, patlatacak paylaşımların altında aslında ne var? Pop alemi karıştı. Aleyna Tilki fitili yaktı. Benim ölmemi istemeleri normal mi mesela? Hadise bebeleri pistten alın dedi. Hadise'nin Aleyna'ya yaptığı göndermeye çok sert cevap Ece Seçkin'den geldi. Ünlü popçu kadınların kavgasında neler oluyor? Çağatay Ulusoy, bebek yüzlü oyuncu olarak nam saldı yıllar yılı. Büyüdü, serpildi, oyunculuğu gelişti ama genç kızların kalbinde hep bebek yüzlü olarak kaldı. Bir süre sonra bebek yüzlü oyuncu olarak anılmaktan sıkıldı, biraz sanat için biraz da bu sıkıntıdan imaj değişikliğine gitti. Saçı sakalı karışık, göbekli bir stara dönüştü. Bu arada sansasyonel özel hayatını da unutmamak gerek. Aşk defteri kabarıktı. Serenay Sarıkaya ile yaşadığı fırtınalı aşk bu defterin ilk sayfasında yazılıydı. Kendi esmer soyadı sarışın aşkı duyguyla beraberliği uzunca süre sosyal medya ahalisinin dilinde sakızdı. Ve son olarak kendisinden tam tamına 16 yaş büyük aşkı Ece Sükan. Her bir aşkı yalandı ama kendisinden 16 yaş büyük aşkı Ece Sükan onun gelmiş geçmiş en büyük aşkı oldu. Çağatay Ulusoy'un gözlerinde Ece Sükan'la gelen aşk pırıltısını görenlerin bu kez bebek yüzlü şeytanın bacağını orta yerinden kıracak, nikah masasına oturacak diyordu. ...240 kilometre aşk süratiyle nikah masasına koşan çift maalesef kıskançlık duvarına tosladı. Ayrıldı çift ve bu ayrılık sonrası Çağatay Ulusoy'a da bir haller oldu. Genelde mutsuz biten aşkların ardından kadınlar saçıyla başıyla oynardı, bu kez erkek tarafı aynı şeyi yaptı. Çağatay Ulusoy'un aşk acısını saçlarından çıkarttığı iddia ediliyor. Bu kazınmış saçların yeni bir imaj çalışması olmadığı tamamen hüsranla ve hayal kırıklıklarıyla biten aşkın neticesi olduğu şu aralar en çok kulaktan kulağa konuşulan magazin fiskoslarında. Kimi aşka küsüp faturayı saçlarına kesiyor, kimi de parayı görüp saçlarını kestirerek ticari fatura kesiyor. İşte Elçin Sangu. O, Türkiye'nin en güzel saçlı 5 kadınından biriydi. Saçlarını dağıtır, rüzgarlara bırakır, etrafındakileri kendine hayran bırakırdı. Şampuan firmaları kapısında kuyruktu. İyi paralarda teklif ediyorlardı Elçin Sangu'ya ama daha cömert bir sektör çıktı ortaya. Bir cilt bakım ürünleri üreten firma Elçin Sangu'ya yeni çekeceği reklam filmi için tam tamına 3 milyon teklif edince güzel oyuncu da efsane saçlarını kesti.
yüzünün ön planda olmasını gerekçe gösteren firma, Elçin Sangu'ya imaj değişikliği karşısında reddedilemez bu teklifi sununca, Kızıl Güzel de o güzelim at yelesi gibi saçlarına kıydı. Topçu Berkay pek çok kişiye örnek olabilecek bir davanın öncüsü oldu. Bir insanın ailesine, kendi onuruna, haysiyetine, çoluğuna, çocuğuna küfür edersen hiç kimsenin öyle bir hakkı yok. Ünlü şarkıcı bir süre önce evini yeniden dekore ettirmek istedi ve özel sipariş mobilyalar yaptırdı. Buraya kadar her şey normaldi. Ancak o mobilyaların montajının hatalı olması Berkay'ın evinde yürekleri ağızlara getirdi. Mobilyaların evde çocuğunun üzerine düşmesi ve yaralanmasına yol açması Berkay'ı çileden çıkardı. Mobilya üreticisine ayıplı mal davası açan Berkay ilk duruşmaya katılmadı. Eşi Özlem Ada Şahin ise şahit olarak davada bulundu ve mobilya üreticisi firmayı suçlarken şunları söyledi. Montajdan yaklaşık bir ay sonra kızımın ranzaya çıkmak için tutunduğu mobilya parçası üstüne düştü. Kendileri bir özür bile dilemediler. Çocuğum travma yaşadığı için çocuk odasındaki mobilyaları söktürüp çöpe attım. Mobilyalar için yaklaşık 200 bin lira ödeme yapmıştık. Para kararını açıklayan mahkeme, dava dosyasında yer alan Şahin çiftinin kızının üstüne mobilya parçasının düşmesine ilişkin kamera görüntülerinin incelenerek yaşanan kazanın üretim ve montaj sebebiyle olup olmayacağına yönelik bilirkişiden rapor alınmasına karar verdi. Duruşma ertelendi. Nurgül Yeşilçay'ın sosyal medya paylaşımları olay olmaya devam ediyor. Genellikle ev hallerini, günlük hayatını sosyal medyadan ilginç kurgularla paylaşıyor çimen gözlü güzel. Aynı Nurgül Yeşilçay o çok konuşulan videolarda şimdi kulvar değiştirdi ve güncel olayları tiye almaya başladı. Son olarak ünlü oyuncu İlhan ve Engin Polat'ın tutuklanmasının ardından işin ucunun kendilerine de değebileceğini düşünüp fakir edebiyatı yapmaya başlayan sosyal medya fenomenleriyle dalga geçen bir video paylaştı. Soba başında kahve içtiği videoyu tanıdık geldi mi? Üstümdekiler de pazardan zaten notuyla paylaşan Nurgül Yeşilçay, başta Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftinin soba başı fotoğrafı olmak üzere tüm fakir edebiyatı yapan sosyal medya fenomenlerinin kulaklarını böyle çınlattı. Bir dönem az solistler arası polemikler modaydı. Sonrasında o polemikler popçu milletine sıçradı. Gençlerdi, şöhretin henüz başındaydılar ve bu tip polemikler o dönem pek popülerdi. Zaman içinde ise o kavgaları yapan ünlü kadınlar can ciğer kuzu sarması oldu. İşte Demet Akalın ve Hande Yener. Gençtik, yapıyorduk öyle hatalar diyerek eski defterleri kapattılar. Uzunca bir süre yeni popçu polemiği yaşanmadı müzik dünyasında. Ta ki geçtiğimiz haftaya kadar dili Aleyna Tilki ateşledi. Duygu diliyle konuşan bir insan yok. Tamam, iş dünyasında her şey çetin olabilir ama benim ölmemi istemeleri normal mi mesela? Kabaca şunu diyordu Aleyna Tilki. Bazı popçu ablalarım ölümü kesiyor. Aleyna Tilki'nin bu paylaşımının hemen birkaç gün sonrasında topa bu kez hadise girdi. Ve ünlü popçu verdiği sansasyonel ve şovlarla dolu konser fotoğraflarının altına ne diyordu Norm Ender? Bebeleri pistten alalım diye yazdı ve bu gönderme Aleyna Tilki'ye diye yorumlandı. Hadise ablasının bu yorumuna Aleyna Tilki sessiz kaldı. Belki de üzerine alınmadı ama hadise de cevapsız kalmadı. Bu kez kazı bir başka popçu Ece Seçkin aldı. O da hadiseye yine bir rapçinin şarkı sözleriyle cevap verdi. Ece Seçkin konser görüntülerini paylaşıp Ezel de bebeler her biliyorlar. Boşuna yapacaksın bize Lolo paylaşımını yaptı.